Canım abim benim. Yani sen böyle otel köşelerinde kalacak adam mıydın? Ya Hülya, Songül'le kızlarımla aynı şehirde kalıyorum. Benim için çok büyük bir mutluluk bu. Songül nasıl? Saatli bomba gibi. Haklı. Her şeyi kaçırmışım be Hülya, her şeyi kaçırmışım. Kızlar nasıl? Hangisini söyleyeyim? Hepsi de iyi. Şey, abi, Lale'nin kocası var ya, Onur. Onur mu onun adı? Evet, evet. Senin has damadın. Sen onun servetini biliyor musun? Bilmiyorum. Nereden bileyim? Ayrıca bana ne? Abicim, ondaki serveti bizdeki rakamlar saymaya yetmez. Trilyoner. Milyarder. Yani söyleyemiyorum bile. Deniz okum onda para. Yapma ya. Evet. Bak sen. Hülya. Diyelim ki o paraların hepsi bizde. Ve ben o paraları kızlarımın ayaklarının önüne seriyorum. Kızlar beni tekrar sever mi? Songül bana döner mi? Ya hayatta sevgiyi alabilecek bir para, bir servet var mı? Yok. Aşk olsun abi, ben onu mu şey ettim? Yani belki merak etmişsindir diye düşündüm. Bilmek istemiyorum Hülya. Hülya bak, paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden çok fazladır. Anladın mı? Anlamadım Hüda. Aman. Tamam abi, yani sen ne diyorsan o. Hayatın göz bebeklerine bakma vakti geldi. Ve hayat bana diyor ki, bak Yıldırım, evirmeden çevirmeden delikanlı gibi söyle bana. Sen babamısın. Yani çalışmadığım yerden soruyorum. Öyle şey mi olur abi? Tabii ki babasın sen. Kızların var senin, boy boy. Torunların bile var. Evet, evet öyle. Peki ben çekip gitsem, hı? Hangisi yokluğunu fark eder? Hangisi boynuma sarılıp gitme kal baba der, ha? Ya artık ben hayatta bana birinin gitme kal demesini istiyorum Hülya. Yani bu sözü ben yıllardır duymadım. Evet, evet, ben hayata yeniden başlayacağım. Yani bana kızsalar da, beni kovsalar da onların sevgilerini tekrar kazanmak için her şeyimi veririm, her şeyimi, her şeyi yaparım. Evet. Ve artık aklımın değil, yüreğimin götürdüğü yolda yürümek istiyorum. Ha, şu sarı şekerin okulu nerede? Güşan mı? Güşan. Ben tarif edeyim sana. Evet. Bizim şimdi sahi sahi babamız mı var ya? Öyle görünüyor. Yani sizin babamla ilgili anılarınız var, hatırlıyorsunuz. Benim bir anım bile yok sayılır. Yani insanın babası olunca nasıl hisseder bilmiyorum. Ya açıkçası ben pek bir değişiklik hissetmiyorum. Sende bir değişiklik var mı abla? Ben hiçbir şey anlamadım ki ablacığım annemin öfkesinden. Annem Nuh diyor, peygamber demiyor. Ne yapacağız? Ya, haksız da sayılmaz ama son anlattıklarını duymadın mı Nergis? Vallahi ben de ilk kez duydum ya. Kim bilir var ya, bizim bilmediğimiz daha neler var. Yok. Bence çok kolay oldu. Annem o yüzden çok sinirleniyor. Bana kalırsa. Çocuklarını bırakıp gitti, arayıp sormadı. Şimdi geldi, hiçbir şey olmamış gibi. Ay, ay vallahi kurtulmuşum, böyle bir şey yaptığını düşünüyorum da. Allah korusun abla ya. Allah korusun tabii. Benim ışımdan korusun. Vallahi panter gibi olur, pençelerimle mahvederim onu ya. Böyle üzerinde var ya baklava deseni falan açarım ya. Sen öyle yaparsın da Gülşah ne yapar abla? Yıllar sonra babasını karşısında görünce nasıl davranır sence? Allah korusun ablacığım, deme öyle ya. Nasıl davranacak? Bizim gibi davranacak böyle. Şaşkın oradaki gibi etrafına bakacak. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Ne yapıyoruz şimdi? Ortaklaşa mı karar vereceğiz? Yani isteyen babamla görüşüp istemeyen görüşmeyecek mi? Ben hiçbir şey bilmiyorum ablacığım. Annemin böyle kanun hükmünde kararı çıkana kadar da hiç de bir şey bilemeyeceğiz yani. Yok, bence biz görmeyelim. Eğer çok özlediyse gelsin bizi görsün. Bakalım ne kadar özlemiş. Bence de. Sevgi neydi? Emekti. Özlemediği için mi Almanyalardan geldi babam? Hem belki zengin olmuştur. Ne demek istiyorsun şu an Nergis? Ha, vallahi ne demek, ben de anlamadım ablacığım. Hayır yani böyle zengin falan olsa af mı edeceğiz yani? Yahu belki durumu düzelmiştir adamın. Hani bize yardım etmek istiyordur. Bizim ona ihtiyacımız mı var? Son söylediğini duymamış olayım Nergis, tamam mı? Bak biz neyin derdindeyiz, sen neyin derdindesin? Ya anlamıyorum sizi, merak ediyorum babamı. Ne var bunda? Anlamadım ki sizi ben.
Abla ne yapacağız biz? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.